Herkese yepyeni videodan merhaba dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım her şey iyidir. Her şey istediğiniz ve gönlünce olsun. Bu videoyu çekme amacım şöyle bir şey arkadaşlar. Demin ben video atmıştım sabah Atın İntikamı 2'ye. Herhalde bazı insanların böyle biraz damara bastım ki bana öyle bir yorumlar atıyorlar ki görseniz aklınız çıkar. Ben tabii böyle yorumları direkt engelliyorum. Adam bana demiş ki okula borcun, harcın var, ıvızırın var. Sen halen de hesabını item koyuyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Kardeşim bu beni aşağılamaz, bu beni daha yüceltir. Çünkü okula borcum olmasına rağmen bile önemseyip canımı item koyabilip sizlerle mücadele edebiliyorum. Bu ne kadar güzel. Kendime gurur diyorum yani. Hiç borcu harcı yapmadan bile bir em kasıp 5 em kasıp gidip satayım, parası çekeyim derdi hiç bu zamana kadar girmedi. Zaten bu zamana kadar beni tanıyan, beni bilenler böyle şeyin içerisinde hiçbir zaman yer almadım. Yani sizin tabiri cabi dediğiniz dönem ekmek işi tayfasından hiçbir zaman olmadım. Kanalımda o kadar çok video var. 50 GB yaktım, 40 GB yaktım, 70 GB yaktım. Hani para ne kadar çok ihtiyacım olduğu halde bile hani bir şeylerim yok, mücadelesi vermişsin. Hani bir şey denedim, bir şey ettim, bir şey çabaladım, bir şey uğraştım. Çaramı dizmeye çalıştım. Upgrade'le ıvır zıvırlar denedim. Bazen oldu, bazen olmadı. İmkanım bu. Hani bir şey deneyerek bir şeyler elde etmek. Emeğini vereyim, onun uğraşını vereyim, onun gayretini vereyim. Çabalamak. Açık söyleyeyim yani. Bu maksada böyle bir yorum aldım. Dostlar ben şöyle bir açıklama yapayım bunu. Beni bilen biliyor zaten. Yayınlarım gelen, beni tanıyan, muhabbetimi bilen, geleceğim gelen. Geleceğim zaten arkadaşlar kanalımızda mevcut. İstediğiniz zaman gelin, muhabbet sohbet edelim. Bilmedikleriniz ya da dışarıdan duyduklarınızı ben sizlere birinci ağız olarak tüm samimiyetini her şeyi anlatayım. Dostlar ben daha önce bir yer çalışıyordum. Bu benim ekstra hobimdi. Bu maksatla bir sıkıntım falan yoktu. Allah'a şükür. Bir derdim, bir ihtiyacım, bir sıkıntım yok yani arkadaşlar. Çalıştığım yerde 4 ay paramı alamadım. Bu 4 ay zarf içerisinde ha bugün alacağım, ha bugün alacağım, ha bugün alacağım deyip 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 çalıştım, devam ettim ki alamadım. Ki bu çoğu insanın başına gelmiştir. Çoğu insan da bunu yaşamıştır. Bu zaman zarf içerisinde de ben annemi 2 kere ameliyat ettirdim. Diğerini zaten bir short videosu atmıştım gönderirken, ameliyat uğrarken. Haliyle bunlara ben kredi çektim. Çünkü alacak olduğum paralara güvenip çektiğim paralar da arkadaşlar 10 binler 20 binler değil. Çünkü özel hastanede ameliyat ettirdik 2 defa. Belinden hem düzleşme var hem bel fıtığı var. Hani kadın artık yerlerde sürünüyordu. Yani ben bir evlat olarak bunu yapmak zorundaydım. Çünkü elde avuçta bir şey olmadığı için ben o kadın için bir şey yapmak zorundaydım. Bu maksatla da bu borçların altına girdim. Çalıştığım yerden de ekstra para alamadım. Haliyle para almayınca da her şeyin üstü bindi. Hiçbir şeyim yokken, hiçbir sıkıntım, hiçbir derdim yokken bir anda çat diye her şey üzerine bindi. Sağa solu dönemez, nefes almaz haldeyken bile emek verip uğraşıp gayret edip çarımı dizmişim. Çarım hani şu an inanılmaz olmaz elit bir seviyede şu an. Bunları yaşarken biri hani o, hala onun şeyini bile girmemişim. Düşünün yani hani şunu alayım, bunu yapayım, şuradan alayım, bunu alayım, atayım, parayı satayım, cebime aktarayım. Hiç böyle bir girişimlerim olmadı. Hani onların dedikleri gördükleri döner ekmek için muhabbeti var ya işte. Ben hiçbir zaman onların içine yer almadım ama keşke alsaydım ya. Millet ne kadar çok para indirirken cebe biz item koymayı tercih ettik. Çaramızı güçlendirmeyi tercih ettik. Bu sefer çaramız güçlendikçe onlara keskince daha da kötü olduk. Daha da böyle hani göze batmaya başladım. İnanamıyorum ya gerçekten dostlar. Bir söylüyorum. Benim hakkımda duyduklarınız ya da aklınız soru işaretleri herhangi bir sıkıntı varsa DC adresim altta linkte abi buyurun gelin konuşalım edelim sohbet edelim. Bak ben hiçbir zaman insan kaybetme taraftar değilim. Daha çok insan kazanma taraftarıyım. Benim hakkımda kötü düşünebilirsin. Dışarıdan duyduklarını da etkilenmiş olabilirsin. Gel kardeşim aydınlatayım seni. Tüm samimiyetimle 1 gram yalanım olursa Allah benim o dakika canımı alsın. Bu kadar büyük konuşuyorum. Yani bu maksat arkadaşlar böyle insanlar böyle bir de aslında bunlar neden çıktığını ben sizlere anlatayım. Eskiden Precious klanındaydım. Lunaskar'dım biliyorsunuz. O adamlar adam zannedip arkasını durup canlı yayında bile her yerden desteğimi verdim. Hep onları dinledim ama. Hep onların ağzından dinledim. Onların laflarıyla, vızırla insan haliyle şişiyor. Sonra yenideyken patlıyor böyle hani taş tarafa. Ben de Valorant ekibiyle arkadaşlar yayınlarda olsun hazır olsun o sinirle ağzına hakaret çıkmış olabilir, kötü bir söz çıkmış olabilir. Ben gittim hepsini özrümü diledim. Adamların gece 3'ünde DC'sine girdim. Bizim taraftaki anlatı gibi değil. Adamı güzelce karşıladı, muhabbet sohbet ettik. Yani aslında bu polemiğin hani hiç olmaması gerekiyordu. Yani çünkü adamlar bu oyunun artık şeyine ulaşmış, zirvesine, nirvana. Endgame'inde endgame'ini yaşıyor adamlar. Her şeyleri artı 5. Düşünebiliyor musun? Her şeyi artı 5. Sen böyle bir adamları 7 pikselle oyuncularınla kafa tutmaya çalışıyorsun. Tutabilirsin. Çoğunluğun vardır. Ama kardeşim bu adamlar her zaman MMORPG sonuçta arkadaşlar. Ne kadar paran varsa ya da gücün varsa sen bu oyunda belirli bir basıma ulaşıyorsun. O seviyeyi kaldıkça da artık böyle bazı şeyleri farklı görüyorsun. Nasıl diyeyim bunu? Nasıl anlatayım? Artık zirvede olduğu için arkadaşlar bazı şeyleri çok fazla bir umursamıyorsun. Bu adamların da bu polemikle çıkarma sebeplerinin en büyük birincisi şöyle anlatayım. Bana diyor ki Metin diyor biz diyor boss'un altında boss'u vuruyoruz. Adamlar gel diyor 2-3 parti biz adamların diyor kesmeye gittik. Arkamızdaki olan insanlar da bize destek vereceğine boss'u vurup
boss'u içinden drop'u aldılar. Boss'u vurma. Biz de gittik adamları kestik. Görünce de boss kesilmiş. Drop'u almışlar. Ilızır yapmışlar. Halde bu adamların hani item ihtiyacı ya da bir şey ihtiyacından değil. Adamların buradaki muhabbet ya, adamlar tabii o kadar para yatıracak. O boss'u kesecek. Adam kesecek. Zevkine göre farm atacak. Ya bu zevkler hiçbir zaman tartışılmaz arkadaşlar. Sadece polemik buradan başlıyor. Uzuyor. Ve ben bir içerik üreticisi olarak, bir yayıncı olarak 12 aydır bu platformla emek veriyorum, uğraşıyorum. Ben Prestige'ı savunurken adamlar 2 saat oyun oynuyor, klan boss'unu kesiyor, gidiyor. Başka artık hiçbir şey yok. Metin bir CEO yapacağız, Metin şunu yapacağız ya. İçeri çekelim diyorum. Diyorum ki orta yolu bulalım, uzlaşalım. Adama DC'den bana bağır. Ve ben orta yolu bulup hani kardeşim bu polimikler son boss'una uğraşırken, bak halen de onları tutarken, onların yanında olurken adama daha bana saygısı. Ben bir yayıncı olarak. Bu maksatla böyle polimiklere girdik. Ben de gittim Valorant ekibinin saat gecenin 3'ünde 20 tane baba yedi gördüm orada. Adamlar konuştu, etti, her şeyi anlattılar, ettiler. Aslında yanlış yerde durduğumu farkına varıp doğru olanı yaptım arkadaşlar. Proteğimi bastım, geçtim karşıya. Klandan çıkarken de çok güzel yazılar yazdım. Derdimi anlatırken bile kötü oldum, korkak oldum. Ondan sonra yok kesilirmişim tehdidi aldım. Gecenin bir hakkını arıyorlar, şöyle böyle bu hızır muhabbet yapıyorlar. Ya da olsa benim hiçbir şeyden korkum yok. Yani az daha çok daha çok gider. Hiç sorun değil, hiç önemli değil. İstediğiniz her şey yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben bu şekilde arkadaşlar şöyle düşünebilirsin. Ya hani neden madem karşı geçti şöyle böyle yaptın? Dolayısıyla ben sizlere rahat video çekeyim, rahat yayınlar yapayım derdim. Ekstra farklı bir düşüşem olmuş olsaydı, hani para için gitti, şunun için bunun gitti olsaydı, benim kafamda şu an tamamı klanımda gelip söylüyor. 4-5 kişilik bir arkadaş grubumuz var. Muhabbet sohbet ettiğimiz var. Rıfat abim var orada, sevdim saydım. O kişilerle takılıyoruz yine. PK'mızı atıyoruz, boss'u kavuruyoruz, farm atıyoruz. Eğer benim aksi takdirde farklı bir düşüncem olmuş olsaydı, benim kafam bir konuşuyor, Valmor yazardı. Ondan sonra denilen her şey doğru olurdu. Ama ben öyle bir insan olmadığım için gidip adamları yalakalıp ya da adamları şey yapıp ıvızır yapıp adamla için karışmadım. Para için ya da bir menfaat üzerine adamların üzerine yoğunlaşmadım yani. Herkes burada şahit. Sercan abi, Patagan. Onlar da eğer öyle bir düşünce ya da öyle bir şeyler bende gördülerse yorumları yazsınlar. Herhangi bir öyle bir hayatta öyle bir bencil düşünce sahip insan olmadı. Ben alnımı teriyle, emeğimle bir şeyler yapayım, bir şeyler mücadelesini vereyim ve elde edeyim. Benim tek gayem bu. Ya bu saatte sonra o Hasan, İbrahim, Mehmet, şu bu dedikleri hiç umurumda bile değil arkadaşlar. Ben kendi oyunumu, kendi yayınımı, kendi videomu bakıp eğlenmeyi hedefliyorum. Ve benim bu işim dostlar çocukluk hayali. Çocukluğumdan bu zamana kadar kurmuş olduğum hayali yaşıyorum. İçeri çekip canlı yayınlar yapabiliyorum. Ve bu insanın hayalini kurup da elde edebileceği en lüks, bence en büyük servete tekabül ediyor bence. Ya yani bu maksat böyle insanları böyle kötüleyecek ya da böyle aşağılayan insanlar inadına. Arkadaşlar benim hiçbir şekilde yapmadığım şey yapıyorum şu an. Yanımda abilerim, ablarım, bayan arkadaşlar da çok izleyicilerimiz var. Çok sağ olsunlar. Destek olmak istiyorlarsa ya da bulunmak istiyorlarsa katıl kısmından üyelik alabilirler bana destek vermek için ya da süper chat'ten bana ekstra maddi destek verebilirler. Ekstradan özel Instagram'da ulaşmak isteyenler olursa oradan da ulaşabilir. Ekstradan DC gelmek isteyenlerse zaten videomuzun altında DC adresimiz olacak. Oradan gelebilirsiniz. Yani hani arkadaşlar her gecenin bir gündüzü, bir gündüzünde bir geçişim vardır. İlla ki bu kötü günler gidip yerine güzel günler gelecektir. Dediğim gibi her insanın belli bir dönemde geçtiği bir dönem vardır. Benim de şayet en kötü dönemim bu dönem. Bu işten başka hiçbir şey yapmıyorum. Arıyorum da belki güzel bir şey bulursam da her şeyi bırakıp gidebilirim de. Tamamen arkadaşlar hani yani Mevlam ne eylerse güzel eyler diyelim. Bu baksana çok da fazla böyle konuştum ettim. Kusura bakmayın tekrardan. Dediğim gibi yanımda olup destek verenler herkese çok teşekkür ederim. Ya yani bu son açıklayıcı video olsun. Bir daha da zaten bu şekilde açtım ya da böyle bir video çekmeyeceğim. Son olsun. Bir sonraki daha güzel videolarla görüşmek üzere diyeyim. O zaman kendinize bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.